Afyonkarahisar, arkeolojik kalıntıları, açık hava tapınakları, peri bacaları, doğal güzellikleri, tarihi konakları, yöresel el sanatları ve yemekleriyle bir turizm cenneti. Şehir 5000 yıllık köklü bir tarihe sahip. Hitit, Frig, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarının izleri hala bu topraklarda yaşıyor. Sana nazar değmesin, takdir nazarlık olan. Afyonkarahisar, Anadolu'nun en işte kervan yolları üzerindeki önemini hala koruyor. Roma için büyük önem taşıyan ticaretin can damarı yollar burada kesişir. Araplar ve Türkler için de Afyonkarahisar, Anadolu'da öncelikle elde edilmesi gereken yerdir. Anadolu'ya hakim olmak isteyen Yunanistan bu şehri işgal etmişti. Yunanlara büyük taarruz savaşı Kocatepe'de yapıldı. Afyonkarahisar tarih boyunca bazen savunma, bazen ticaret, bazen de kültür merkezi olmuştur. Şehir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da odak noktası oldu. Milli mücadele yıllarında 25 Ağustos 1922'de cephe Kocatepe'ye taşınmıştı. 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz Harekatı Kocatepe'den başlatılmıştı. Haşhaş, diğer adıyla afyon. Asırlardan beri bu toprakların vazgeçilmez bir bitkisi oldu. Çiçeklerinin açtığı zamanda haşhaş tarlaları mor ve beyaza bürünür. Afyonkarahisar Kalesi, zengin tarihin en önemli tanığı. Milattan önce 1344 yılında Hitit İmparatoru 2. Murşil, Arzava seferinde askerlerinin barınması için bu kaleyi yapmıştır. Kale önce Hapanuva, Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos, Selçuklulardan itibarense Karahisar adıyla anılmıştır. Karahisar Kalesi, yıkılır gelir.
yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde bulunan kale 550 basamaktan oluşmakta. Kentin en önemli iki simgesinden biridir Karahisar Kalesi. Öyle ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında şehrin bir diğer simgesi olan haşhaş yani afyon bitkisiyle ismi birleştirilmiş ve şehre Afyon Karahisar adı verilmiştir. Tarihi Afyonkarahisar Kalesi turizm açısından oldukça önemli bir nokta. Yılda 700 bin kişinin ziyaret ettiği Afyonkarahisar'da kale turizmini hareketlendirmek isteyen Afyonkarahisar Belediyesi teleferik projesi hazırladı. Buna göre teleferik projesi önümüzdeki yıl Ağustos ayı itibariyle hayata geçecek ve kaleye teleferikle çıkmak mümkün olacak. Afyonkarahisar ve çevresinde bulunan eserler arkeoloji müzesinde sergilenir. Müze, sergilenen eserler bakımından Türkiye'nin sayılı müzeleri arasında yer alır. İstişehisar'da bulunan Baca Kale, Roma İmparatorluğu'nun en büyük mermer ocağıydı. Mitolojiye göre, tanrıça Kibele'ye aşık olan çoban Attis, hayvanlarını otlatırken yaban domuzu tarafından yaralanır, kan lekeleri beyaz mermerin içine işler ve menekşeli mermer oluşur. Beyaz mermer, yani afyon şekeri ve menekşeli mermer, dünyada sadece Baca Kale'de çıkarılır. İhtişam gösterisi olan mermer, ustalar tarafından işlenir. Afyonkarahisar mermerlerinin kullanıldığı ilk yapı, Roma'daki Pantheon Tapınağı olur. Efes Antik Tiyatrosu'nda da bu mermerler kullanılır.
Bugün birçok ünlü ismin ve yerin yapılarını süsleyen Afyonkarahisar mermeri Beyaz Saray'a da taşınır. Bu yüzden mermercilik Afyonkarahisar için önemli bir sanayi dalıdır. ...1273 yılında yapılan Ulu Cami, Selçuklu döneminin 700 yıllık estetiğini günümüze taşır. 40 ahşap sütundan oluşan cami, dönemin eşsiz eserlerinden biri. Cami, renkli kapısı, mihrabı, minberi ve iç süslemeleriyle çağının en güzel eserlerinden. Değerlere asırlardır sahiplik eden Karahisar Kalesi, eteklerindeki sokakları, konakları ve evleriyle adeta bir açık hava müzesi durumunda. Yapılan restorasyonlar tarihi yeniden yaşatmakta. Afyonkarahisar kültürel doku anlamında da oldukça zengin bir şehir. Sultan Abdülhamit döneminde inşa ettirilen tarihi Afyon evleri şimdilerde restore ettiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliğince düzenlenen protokol kapsamında tam 180 hane restore edilip turizme kazandırılacak. Projenin maliyeti ise yaklaşık 10 milyon Türk lirası. Afyonkarahisar Mevlevi Hanesi, Konya Mevlevi Hanesi'nden sonra en önemli Mevlevi Hanedir. Cami içinde Sultan Divanı ve diğer Mevlevi dervişlerinin mezarları bulunur. Bahçede bulunan müze de görülmeye değer. Bazı şehirler vardır ki çıkardığı ünlü kişiliklerle de adından söz ettirir. İşte Afyonkarahisar o illerden. Ahmet Karahisari de o kişiliklerden biri. 1468 yılında Afyonkarahisar'da doğan Ahmet Karahisari, 90 yıllık ömrüne birçok eser sığdırmış. Hat sanatına getirdiği yenilikle bu sahada üstün başarı elde etmiştir. II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devirlerinde
yani imparatorluğun en parlak dönemlerinde yaşayan Hattat, Şemsülhat, Hat Güneşi unvanını kazanmıştır. Kendisine dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hattatlarından biri olan Yakut'un derecesi verilerek Yakut'u Rum, diğer bir ifadeyle Anadolu ve Rumeli'nin Yakut'u da denilmiştir. Karahisari'nin en büyük eseri Kanuni Sultan Süleyman adına yazdığı büyük boy Kur'an-ı Kerim'dir. Asırlarca Topkapı Sarayı'nın en değerli hazinesi olarak saklanan Kur'an-ı Kerim'in her sayfası reyhani ve nesih yazılarla ve birbirinden farklı tesiplerle süslüdür. Afyonkarahisar, desenli kilimleriyle de adından söz ettiren bir şehir. Bayat ilçesinde ipliğe dönüştürülen yün, doğadan elde edilen kök boyalarla boyanıyor. Afşar Güzeli, Seleser, Bindallı, Bıtıraklı, Ejderhalı ve Burçaklı gibi modellerse yoğun ilgi görüyor. Afyonkarahisar kültürel halk oyunları anlamında da oldukça zengin bir şehir. Şimdi Afyonkarahisarların milli marşı olarak ilan ettikleri kırık havayı izleyeceğiz. Çalsın davullar. Afyonkarahisar kadar ilçesi olan Emirdağ'da çok bilinen bir yer konumundadır. İsmini yamacında yer aldığı Emirdağ'dan alan ilçe, birçok Türk boyuna ev sahipliği yaptı. ...1960'lı yılların başında Türkiye'den Avrupa'ya bir göç hareketi başlamıştı. Göç hareketinde Emirdağ'da önemli bir yer tuttu. İlçeden özellikle Belçika'ya göç yaşandı.
kalabalık bir Emirdağlı topluluğunun bulunduğu Belçika'da her an bir Emirdağlı'ya rastlamak mümkün. Afyonkarahisar, şifalı Frigya olarak anılır. Bu isim, dünyaca ünlü sıcak suları ve kaplıcalarından gelir. Şehir, kaplıcalarıyla adeta şifa dağıtır. Sayılı termal alanlarına sahip olan şehir, bu yönüyle turizm merkezi durumunda. Dünyanın en iyi maden suyu da Afyonkarahisar'dan çıkarılır. Gazlı gölden çıkarılan maden suyunu Osmanlı döneminde padişahlar bile İstanbul'a getirtmişler. Şehir birçok doğal güzelliği de bünyesinde barındırıyor. Sucuk da şehirle özdeşleşen bir ürün. Afyonkarahisar, sucuk konusunda ulusal bir marka konumunda. Afyonkarahisar, dünyaca ünlü kaymağıyla tüm tatlı ve şekerleme çeşitlerine imzasını atar. Manda sütünden yapılan kaymak daha bir lezzetlidir. Kaymaklı şeker ve lokumsa en bilinen lezzetlerinden. Afyon dedik, lokum dedik, kaymak dedik. Şimdi Ahmet ustamız bize lokumu kaymakla buluşturacak. Şimdi o tadına bakacağız. Gerçekten çok güzel görünüyor. Sizlere de ikram ederim efendim. Şöyle buyurun. Bunu yemek. Yani pes bir tatlı. Gerçekten çok güzel. Yemek kültürüyle adından söz ettiren şehir, geleneksel lezzetleriyle zengin bir mutfağa sahip. Patlıcan böreği, Ramazan kebabı, ağzı açık, bükme, haşhaşlı börek, tadılması gereken lezzetlerden sadece birkaçı. Afyonkarahisar yöresel lezzetler anlamında da oldukça zengin bir şehir. Bu şehre geldiğinizde sizi çok fazla yöresel tatlar karşılıyor. Bunların her birini anlatmamız mümkün değil. Biz de bugün ne yapacağız Ramazan Usta? Bugün afyon kebabı yapacağız. Afyon kebabımız bizim tarihçi olarak çok eski bir yemeğimizdir. Afyonumuzda hayvancılık boldur, ette sıkıntı yoktur, lokum gibidir. Yani tabiri caizse afyon lokumu gibi etimizdir.
Şu anda etimiz pişti. 25 dakika oldu. Biz de bu arada hem musakkamızı hem etimizi pişirdik. Şu anda servise hazırız. Bu yemek daha çok musakkayla mı servis ediliyor? Evet efendim. Bu yemek daha çok musakkayla servis edilir. Ramazan ayında iftarlarda, akrabalarda, davetlerde bir araya gelindiğinde afyon kebabı ikram edilir. İftar yemeklerinde vazgeçilmez bir yemektir. Gerçekten çok güzel. Ustam eline sağlık. Aferin size. Afyonkarahisar son yıllarda yapılan yatırımlarla coştu. Şehrin adeta çehresi değişti. Zaferin merkezi, termalin merkezi, mermerin merkezi, lezzetin merkezi, Afyonumuzun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkta yapılan reform Afyonkarahisar'da da kendisini gösterdi. Şehir bir sağlık merkezi hüviyetine büründü. Afyonkarahisar sağlık yatırımları anlamında da oldukça önemli bir merkez haline geldi. Özellikle son 15 yıl içerisinde gerek devlet hastaneleri, gerek üniversite hastanelerinde, gerekse de özel kliniklerdeki hizmet kalitesi gözle görülür derecede arttı. Özellikle kanser tedavilerinde ve fizik tedavi hastalıklarının tedavilerinde Afyonkarahisar bölgenin merkezi haline geldi. Afyonkarahisar hızlı tren noktasında da merkez bir şehir haline geliyor. Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak olan raylar Afyonkarahisar'dan geçecek. Proje tamamlandığında ise Afyon ile Ankara arası 1,5 saate düşecek. Afyonkarahisar spor yatırımlarıyla da ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Afyonkarahisar'a stat sözü vermişti. O söz gerçekleşti, şehre 15 bin kişilik bir stat yapıldı. İçerisinde bulunduğumuz bu kompleks için tam 60 milyon lira harcandı. Bu kompleks içerisinde 15 bin kapasitelik şehir stadyumunun yanı sıra 12 ayrı futbol sahası, yüzme havuzları, kapalı spor salonları gibi sportif faaliyetin yapılabileceği pek çok alan mevcut. Afyonkarahisar, Dünya Motocross Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak. Yüzün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak organizasyonu 1 milyar 400 milyon kişi izleyecek. Bu durum hem Türkiye'nin hem de şehrin tanıtımında önemli bir adım olacak. ...16 milyar TL, 16 katronluk yatırımla Afyonkarahisar çok değişti. Eskiden köy gibiydi hakikaten ama şu anda dünya şehirlerine yarışan muhteşem bir şehir haline geldi. Afyonkarahisar'da yapılan 5 yıllık çalışma sonuç verdi. Dinar'da 950 milyon ton kömür rezervinin olduğu tespit edildi. 5 milyar dolar yatırımla
Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden birisi olacak olan Dinar Uluköy bölgesindeki termik santrali, şehrin ekonomisini canlandıracak, istihdamı artıracak. Afyonkarahisar, jeotermal enerji yatırımları ve bu alanda dünyada örnek gösterilen buluşlarıyla dikkat çekiyor. Bu yönüyle enerjide kendi kendine yeten ilk kent unvanını da elde etmiş oldu. Termal zenginliğe sahip şehirde konut ve seralar jeotermal enerjiyle ısıtılıyor.